11. devanın içindeki sabır, hastalığın verdiği elem, onlarla ilgili detaylı konuşmak çok konuştukları için bana ancak hekimle ilgili, hekim bakışıyla ilgili kısım düşecek. Ben 11. deva başlığında hekim olarak ne anlıyoruz, hekim olarak ne anlamamız gerekiyor ve hastalık noktasında hastalara ne ifade etmemiz gerekiyor, bu devadan neler anlıyoruz, onu ifade etmek lazım. Sunum planımızda öncelik hastalık zamanından bahsedeceğiz, sabır ve psikolojisine değineceğiz. Sonra da çaresiz değilsiniz diye Üstad Hazretlerinin güzel ifadesini kullanıp bitireceğiz. Bir sonraki slaytımızda hastalık zamanıyla ilgili biliyoruz ki hastalık zamanı geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zamanla ilgili. Geçmiş zamandaki hastalık, şimdi hasta mıyız, değil miyiz, gelecekte hasta olacak mıyız? Onunla ilgili kısaca değineceğiz. Bir sonraki slayta geçersek hemen onunla ilgili birkaç cümle söylemiş olacağız. Şimdi malum geçmişte ben hastaydım. Hastaların çoğu bunu bize söylüyor. Kanserdim misal olarak. Sürekli ağrı çekiyordum. Sürekli sancı çekiyordum. Her gün hastaneye gidiyordum. 112'yi çağırıyordum. Ambulansla hastaneye gidiyordum. Acilde tedavi oluyordum. Kemoterapi için tedavisi alıyordum. Ağrılarımı kesiyorlardı. Ama bir noktadan sonra İyileştim. Sonunda bitti. Ağrı yok, sancı yok. Artık ambulans arama yok, 112 arama yok. Ne var? Artık lezzet var. Maddi manevi lezzet var. Evet, geçmişte hastaydım ama o geçmişte kaldı. Şimdi daha iyiyim diyebilirim. Peki şimdi hasta değilim. Şekerim yok, tansiyonum yok, kanser değilim. Yani hiçbir şeyim yok. Yani ben hasta değilim. O zaman hastalıkla ilgili sabrımızı vermeyelim. Hemen bir sonraki slaytta ben gelecekte peki hasta olacak mıyım? Ya şeker hastası olursam, sürekli ilaç kullanırsam? Ya korona olursam, sürekli hastaneye gidersem? Veya elden ayaktan düşersem, bakıcılar bana nasıl bakacaklar? Bunlar da gelecekle ilgili olduğu için bunun tahmini yapmak zor. Hemen bir sonraki konuda sabır ve psikoloji ile ilgili birkaç kelime de konuşacağım ben. Hemen bir sonraki slaytta geçersek. Hemen sabır psikolojisi, bunun içinde küçük bir pencere açacağım. Acelecilik psikolojisi ve birkaç araştırmadan bahisle 11. deva pencere açmış olacağız. Hemen bir sonraki slayta şunu göreceğiz. Evet, aceleciyiz. Bir an önce hastalıktan kurtulma düşüncemiz var. Vesvese yapıyoruz. Ve diyoruz ki daha kaç gün çekeceğim ben bu ağrıyı? Hastalar diyor ki ben artık dayanamıyorum. Bir an önce hastalıklardan kurtulma düşüncesi geçmiş hastalıklı günleri getiriyor. Vesvese misal artık uyuyamıyorum. Daha kaç gün çekeceğim bu ağrıyı, yeter artık diye bağırıyorum. Ve artık dayanamıyorum, psikolojim bozuluyor. Ve sabır psikolojisi içinde artık geçmiş hastalıklı günler elemi gitmiş, sevabı kalmış diyoruz hastalarımıza. Bir dakika sonra belki hastalık yok, ben ondan kurtulacağım. Yoktan elem yok, hastalıklı günleri düşünmüyoruz. Tevekkül ve sabırla artık psikolojik olarak depresif durumdan çıkmış oluyoruz. Birkaç araştırmacı, doktor arkadaşın ifadeleri var, onları hemen paylaşayım ben. Doktor Schnitker, sabrın empatiden daha fazla psikolojik iyi oluşa katkı sağladığı, sabırı bireylerin acı çekme, sıkıntı, hayal kırıklığı ile yüz yüze geldikleri zaman sakince beklemeye izin veren dayatıcı ve düzenleyici stratejiler kullandığını gösteriyor. Hemen bir sonraki kısımda bu tarz uyum stratejilerin kısmen sabır ile pozitif sonuçlar arasında ilişkiyi açıkladığı, sabrı benimseyen bireylerin proaktif başa çıkma kullanımlarının sabır ve depresyon arasındaki ilişkiyi açıkladığı, proaktif başa çıkma yöntemlerinin kullanımındaki artışla birlikte sabrın depresyonda ve yalnızlık duygularında azalmaya yol açtığı gözüküyor. Ve yine Türkiye'de 2008'de yapılan Doktor Terzi'nin yaptığı bir araştırma, psikolojik dayanıklılıkla ilgili bir araştırma. Onu da hemen paylaşalım biz. Sosyal desteğin stres üzerinde tampon etkisi oluşturduğu psikolojik dayanıklılığın depresyon, yaşam doyumu ve fiziksel sağlık arasında ara bulucu role sahip olduğu ortaya koymuş Doktor Terzi. Doktor Soares ise sabır aynı zamanda başa çıkmaya destek olan umudun, inancın ve güvenin gücünün de göstergesidir diye bir ifade kullanıyor. Yani biz bu doktor arkadaşların ifadesiyle bir sonraki slayta neyi görüyoruz? Hemen ona geçelim. Çaresiz değilsiniz. Çünkü önceki hastalık tecrübelerinden edindiğiniz bir tecrübe ile gelen lezzeti ön plana çıkaran ve gelmeyen günlerdeki hastalığın da elem ve endişeye mahal vermemesine izin vermeyeceksiniz. Hastalara bunu ifade ediyoruz.
Ve diyoruz ki sabır kuvvetini sağa sola göndermeyin. Hemen bir sonraki slayta göreceğiz. Sabır kuvvetini sağa sola göndermeyin. Hazır güne ve hazır hastalığa kullanın. Hastalarımıza bunu söylüyoruz. Bunları toparlarsak yine Üstad Hazretlerinin dediği çok veciz bir söze geliyoruz. 11. devadaki son cümle. Sen Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma. Bu saatteki eleme karşı tahşit et. Ya sabır de dayan. Yani bunların hemen hemen ekserisinde gördüğümüz ifade itibariyle Üstad Hazretlerinin bu veciz ifadesine kapı açıyor. Evet. Geçmişte hastaydın, şimdi hasta değilsin. Bir sonraki dakika ne olacağını bilinmiyor. Ve gelecekte hastalık var mı? Yok, onu bilemiyoruz. Bunlarla ilgili vesvese yapmaya lüzum yok. Hastalara bunu ifade ediyoruz. Veya sabrın araştırmalar noktasında insana verdiği güven, biz bunu hastalara telkin etmeye çalışıyoruz. Biz hekim olarak şunu söylüyoruz hastalara sürekli. Siz eskiden hasta oldunuz, onları tecrübe ettiniz. O hastalıklar geçti, siz keyif aldınız. Kendi tecrübelerinizi elde ettiniz. Hazır haldeki elemlerini sonrasında gelişebilecek sıkıntıları da azaltın diye telkinde bulunuyoruz. Veya şunu söylüyoruz. Siz hasta oldunuz, o hastalığın onlar bir süre sonra geçti, iyileştiniz. Bunu fark edin, bunun farkında olun. Sürekli pozitif iyileşmeye yol açıyoruz hastalarda. Aksi durumda biz hastaları sürekli bilgilendirme yapıyoruz. Bu da aynı zamanda hastaların iyileşme sürecini pozitif anlamda ifade ediyor. Yani 11. deva noktasında anlayabileceğimiz bizim hekim bakışı açısından biz telkinde bulunacağız. Tabii bildiğimiz kadarıyla hastaları pozitif düşünceye sevk edeceğiz. Geçmişte kalan hastalıkların şu an lezzet verdiği, şimdiki ve bir sonraki zamanın hastalık babında olup olmayacağını bilmediğimiz telkininde bulunuyoruz. Ve sabır kuvvetini hangi aşamada nasıl kullanacaklarını biz tek tek hastalarımıza anlatmış oluyoruz. Yani 11. devada benim hekim olarak kısa bir süre içinde, bu 10 dakikalık süre içinde anlayacağım ve anlatabileceğim slayt eşliğinde bu kadar Mustafa Hocam. Bu devada özellikle benim aklımda kalan veya belirtmek istediğim, aktarmak istediğim birkaç cümle. Hastalık tecrübelerinden edinilen bir tecrübe ile gelen lezzetin ön plana çıkarılması gerekiyor hastalar için. İkinci olarak da hastalara gelmeyen günlerdeki hastalığın elem ve endişeye mahal vermemesi gerektiğini onlara anlatmamız lazım. Bu itibarla sabır kuvvetinin kullanımına dikkat çekmemiz gerekiyor. Başka risalelerde Üstad Hazretleri değiniyor. Sabır kuvvetini sağa sola göndermeden hazır güne ve hazır hastalığa kullanma olgusuna hastalar babında dikkat etmemiz gerekiyor. Peki hekim olarak bizim üzerimize ne görevler düşüyor? Biz nasıl bunu uygulayabiliriz? Ona gelirsek hastalıklar için hastanın eski hastalık tecrübeleriyle bir surur verebileceğimiz gibi hekim olarak onlara benzer hastalarla ilgili kendi tecrübelerimizi aktarmak, onların hazır haldeki elemlerini sonrasında gelişebilecek sıkıntıları da azaltabiliriz. Yani hastalarla ilgili hastanın tecrübesini anlatırsak hastalarımıza onların o sıkıntılarını da azaltabiliriz. Yine diğer bir husus hastanın hastalığıyla ilgili gelişebilecek komplikasyonlar malum son dönemlerde çok kullanılıyor. Bu komplikasyonları konuşmak yerine daha pozitif konuşmak, hastaları düşük istatistiklere boğmamak lazım. Bunun yerine hastaları pozitif düşünceye, pozitif iyileşmeye yönlendirmek gerekiyor. Aksi halde biz hastaları gereksiz bilgilendirme yapmış olacağız. Bir hatırlatma noktasında da biz hastalarımızı pozitif iyileşmeye de sevk etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Mustafa Hocam.